açık havada yine farkını konuşturdu. Kenan Doğulu'nun eğlence dolu anlarına geçmeden önce konsere dinlemeye kimler gelmiş bir bakalım. Tuana Türkay, Kenan Doğulu konseri için belli ki pek bir özelmiş. Uzun kollu mini dante elbisesi yaşı için biraz ağır kaçmamış mı? Siyah da favori rengi oldu herhalde bu aralar güzel oyuncunun. Her zamanki halim, artık başka renk ya bilmiyor. Kafanı versene, niye bilmiyorsun? Bilmiyorum, öyle kolay mı? Tuana Hanım, bakın Kenan Doğulu'nun hangi şarkılarıyla mest olmaya gelmiş? Dansa kaldır. Dansa kaldır favorim, vay be. Issız Ada. Çok seviyorum. İspanya'da. Heyecanla bekleyen kalabalığın arasındakilerden biri de İrem Sak. İlk Kenan Doğulu konserim. Ya. Ben sevinim konserde işte. Anca hayalleyebildim. İrem Hanım'a bugüne kadar çok şey kaçırdığını söylemeden edemeyeceğiz. Kenan Doğulu'nun eski dostu Nilgün Belgün de konserdeki yerini almış. Ben Kenan'ı çok severim. Çok eskiden beri tanıyorum. Hatta ilk çıktığı zaman. Biraz önce anlattım. İlk Kenan'ı nerede gördüm biliyor musunuz? Cem Özer'in programına konuktum. Beren herhalde yukarıda, içeride miydi bilmiyorum, görmedim. Çifti bu kadar iyi tanıyan Nilgün Belgün, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sürekli ayrılacaklarına dair çıkan iddialara ne diyor peki? Onlara hiç inanmıyorum. Onlar magazin haberleri herhalde. Arada bir böyle bir fokurdatıyorlar ama öyle bir şey gördüğüm kadarıyla çok mutlu bir çift. Biz ünlülerle sohbet ederken konser salonu hızla doldu. Havanın 35 dereceyi bulduğu Ağustos sıcakları İstanbullulara engel olamadı. Serinlemek için yelpazeler ortaya çıktı. Estir Allah estir, unutur rüzgarları. Estir Allah estir, unutur rüzgarları. Erkek annesi olacağını öğrenen Buse Varol'a da engel değildi. Şöyle Kenan Doğulu konserinde keyfime keyif katayım dedi. İnanılmaz mutluyum bir kere. Yani erkek olmasaydı, kız olsaydı da zaten mutlu olurdum ama hep erkek istiyordum. O yüzden Alişan da hep erkek istiyordu. İkimiz de çok mutluyuz. Heyecanı yaşayan bir ünlümüz daha konserdi. Oğlunu bekleyen Beyza Şekerci, eşi Engin hepileriyle birlikte bebeğine Kenan Doğulu'yu dinletmeye gelmiş. İlk konserine getirdik çocuğu bakalım. Son iki ayın içine girdik şimdi bu ay itibariyle. İki ay kaldığına göre isim konusunda da bir karara varılmıştır herhalde. Daha belli olmadı isim. Biz de valla arıyoruz. Varsa... Var mı? Tamam, senin de varsa bir tavsiye. Birkaç tane değil, çok var. Hani hepsini böyle yakıştırıyoruz, yakıştıramıyoruz falan. Çok zor işmiş. Hani şey diyoruz kendi kendimize, keşke kendisi karar verebilseydi. Işıklar karanınca Sinevizyon gösterisi eşliğinde Kenan Doğulu yeni şarkısı Issız Ada ile muhteşem saatleri başlattı. Issız bir adaya düşsen, yanına kimi alırdın? Son bir hakkın daha varsa, o talihli ben olur muydum? Kenan Doğulu elegant giyim tarzıyla şaşırtmıyordu. Yeşil parlak yüzeyli ceketinin yaka, sırt ve kol kenarları aynı motiflerle işlenmiş, siyah pantolonunun üstünde çok şık durmuştu. Her iki bileği de sıra sıra bilekliklerle doluydu Doğulu'nun. Kenan Doğulu kendisini dinlemeye gelenleri referansla selamladıktan sonra sınırsız bir eğlence beklediğini duyurdu. Sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şahane bir gece olacak. Bütün kurtlarınızı dökün istiyorum. İki saat boyunca hayattan biraz uzaklaşın. Biraz rahatlayın istiyorum. Yakışıklı şarkıcı eğlence için ilk adımı da kendisi atıyordu. Kenan Doğulu muhteşem müziklerinin yanı sıra Türkiye'de ilk kez uygulanan kinetik ışık ve lazer şovuyla görsel bir şölen de yaşatıyordu. Adımı Senat, Senat, Senat. Doğulu bir bakmışsınız sahnenin en önünde, bir bakmışsınız müzisyenlerin yanında. Ayakları yere basmıyordu adeta. Ve
Kenan Doğulu'nun yakıp geçtiği o anlar başlıyordu. Kardeşi Ozan Doğulu ile birlikte. Öyle enerjik, öyle kıpır kıpırdı ki Doğulu ancak ışık sistemini neden seviyordu? Anlamak mümkün değil. Ne diyordu kendisi için Kenan Doğulu? Doğulu'nun sahnesinde sürprizler de vardı. İşte saksafon eşliğinde Kenan Doğulu Dans Show.